Herkese merhaba. İşlerinin büyük bir kısmı dışarıda olanlar için rahat taşınabilir bir dizüstü bilgisayarın varlığı önemlidir. Buna bir de optimum performansı eklemek gerekiyor. Bu şekilde her an her yerde işlerin rahatlıkla yerine getirilmesi mümkün olacaktır. Asus tüm bu ihtiyaçları karşılayan dizüstü bilgisayarları ZenBook serisi altında sunuyor. Geçtiğimiz yazın başında Computex'te duyurusu gerçekleştirilen ve Türkiye'de de yeni satışa sunulan ZenBook S UX391UA ise taşınabilirlik ve yüksek performansın yanı sıra şık tasarım unsurunu da ekliyor. Metal alaşımdan yapılan bir gövdeye sahip olan ZenBook S UX391UA koyu mavi renk düzeniyle ciddiyetini gösteriyor. Bu ciddiyet kapağın etrafını saran roze altından yapılmış ve özel işçiliğin eseri olduğu belli bir çerçeveyle farklı bir hava kazanıyor. 12.9 mm'lik profiliyle ultra taşınabilir bilgisayarlar içinde ince ürünler tarafında yer alan ZenBook S'in hem taban ünitesi hem de kapağı fazlasıyla sağlam görünüyor. 1018 gram ağırlığıyla da en ince ultra taşınabilir bilgisayarlardan bir tanesi oluyor. Asus alışılmışın dışında bir menteşe tasarımını tercih etmiş. ZenBook S'in kapağı ve tabanını buluşturan menteşe, kapağın tam kenarında değil biraz daha içe doğru yerleştirilmiş. Durum bu olunca kapağı kaldırdığınızda taban ünitesiyle yüzey arasında 5,5 derecelik bir açı oluşuyor. Menteşe de en fazla 145 derece açılabiliyor. Bu yapının sağladığı çeşitli avantajlar var. Öncelikle klavye ve izleme dörtgeninin ergonomisi artıyor. Klavye ve izleme dörtgeninin hafif eğim kazanması sayesinde bileklerinizin bükülme açısı da az da olsa azalıyor. Bu da yazı yazarken biraz daha rahat etmenizi mümkün kılıyor. Diğer yandan tabanın yükselmesiyle birlikte yüzeyle arasında doğal bir havalandırma kanalı oluşuyor. Ayrıca ZenBook S UX391UA'yı dizinizin üstünde tutup çalışırken taban bölümü vücudunuza temas etmiyor. Böylelikle ısıyı daha az hissediyorsunuz. ZenBook S %85'lik ekran gövde oranıyla ekran büyüklüğünden ödün vermeden yüzey alanından tasarruf etmeye olanak sağlıyor. Bu da ergonomi ve rahat taşınabilirlik olarak geri dönüyor. Elimizdeki model ise Full HD çözünürlüklü ve yansıtmasız panel barındıran bir ekranla geliyor. LED arka aydınlatma teknolojisi kullanılıyor. 178 derecelik görüş açısı tüm ekran türleri için ortak. ZenBook S'in alt kısmında öne doğru yerleştirilmiş iki adet hoparlör görüyoruz. Bunlar iyi ses veriyor ancak çok yüksek ses şiddetine sahip değiller. Yine de YouTube videolarını izlerken ya da çalışırken bir şeyler dinlemek istediğinizde sizin için yeterli olacaktır. Menteşe yapısı sayesinde eğik bir duruş kazanan klavye, geleneksel düz klavyelere göre daha rahat biçimde yazı yazma imkanı sağlıyor. Tuşların büyüklüğü ve derinliği yeterli, yazı yazarken yanlış harfe basma durumu pek olmuyor. İzleme dörtgeni ortalama boyuta sahip. Yazı yazarken parmaklarımızın yanlışlıkla izleme dörtgenine temas etmesi gibi bir durum söz konusu olmuyor. Bunun dışında izleme dörtgeninin yüzeyi pürüzsüz, imleci rahat biçimde kontrol etmek mümkün. ZenBook S'i deneyimlediğimiz süre boyunca herhangi bir harici fareye ihtiyaç duymadığımızı belirtmemiz gerekiyor. İzleme dörtgeninin sağ üst köşesinde küçük bir parmak izi okuyucu da bulunuyor. Bu sayede kilit ekranını parola veya pin girmeden parmak izinizi okutarak açabilirsiniz. ZenBook S ince bir bilgisayar. Bu nedenle portlar bakımından çok zengin değil. Sağ tarafta 2 adet Thunderbolt 3 portu var. Sol tarafta da USB 3.1 portu yer alıyor. Her 3 port da USB-C biçiminde. Şarj adaptörü de USB-C ucuna sahip. İstediğiniz porta takıp şarj edebilirsiniz. Öte yandan sağ tarafta kapağın hemen bitimine 3,5 mm kulaklık jack yerleştirilmiş. Sol tarafta ise pil ömrü ve güç için LED göstergeler bulunuyor. Elinizdeki geleneksel portlara sahip aksesuarları ZenBook S UX391UA'ya bağlamanız için Asus, cihazın kutusuna bir adet de adaptör eklemiş. Bu sayede adaptör için para harcamaktan da kurtuluyorsunuz. Adaptörde USB-C, USB-A ve HDMI portları da bulunuyor. Intel Core i7-8550U işlemci, 16 GB RAM ve 512 GB SSD ile donanım paketiyle ZenBook S UX391UA, yüksek işlemci gücü gerektiren uygulamalar ve yüksek çözünürlüklü videolar için yeterli performansı sunuyor. Google Chrome'da bir sürü sekme açıkken herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor. Bunun üstüne bir de YouTube'dan video klip açıp sesini dinlemeyi veya aynı anda Word'den doküman düzenlemeyi ekleyin. Tüm bu yoğun işlerde ZenBook S görevini iyi şekilde yapıyor. Pil ise ekran parlaklığının ortalamada olduğu internette gezinme, Word'de doküman düzenleme ve bunun gibi günlük işlerde ortalama 8 saatlik bir kullanım süresine ulaşıyor. Kısacası sabahtan şarj ettiğiniz dizüstü bilgisayarın belirli aralıklarla akşama kadar işinizi görebileceğini söyleyebiliriz. Pili bitse bile şarj aletiyle 1 saatte %60 gibi bir doluluğa ulaşmak mümkün oluyor ki bu da dizüstü bilgisayar için hızlı sayılır. ZenBook S UX391UA'da Windows 10 Home sürümü yüklü olarak geliyor. Asus, kendi adını taşıyan bir klasör altında Asus Hello, Asus Install, Asus Live Update gibi çeşitli uygulamaları sunuyor.
Asus Live Update sayesinde en güncel sürücüleri sisteme yükleyebilirsiniz. Bunun dışında yüklü olarak gelen Asus Splendid de ekranın renk sıcaklığını değiştirmenizi sağlıyor. Bunun dışında Microsoft'un çeşitli uygulamaları da yüklü olarak sunuluyor. Şık tasarımı, ince gövdesi, ergonomi ve ısı verimliliğini arttıran menteşe yapısı Asus ZenBook S'in rakipler arasından sıyrılmasına yardımcı oluyor. Yüksek donanım profili sayesinde ZenBook S, günün büyük kısmını dışarıda geçirenlere işlerini rahat biçimde gerçekleştirme imkanını da sunacaktır. Asus ZenBook S ile ilgili çok daha fazla ayrıntıyı teknoblog.com'daki detaylı inceleme yazısında bulabilirsiniz.